Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için böyle çok güzel, 3 boyutlu, katmanlı bir model hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. Ben burada 2 renkle yaptım modeli. İsterseniz 3 renkle de yapabilirsiniz. O zaman da görüntüsü şöyle oluyor. Göstereyim. Şöyle 3 renkli de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi yapmaya başlayalım. İp olarak pamuklu ipler tercih edebilirsiniz ya da bebe yünleriyle de örebilirsiniz. Ben Alize Cotton Gold kullandım ve 3 milim kalınlığında tığ kullandım. Evet, şöyle bir başlangıç ilmeği alıyorum. Şöyle tığımı bir tur döndürüp başlangıç ilmeğimi aldım. Ve zincirler çekeceğim. Çok sıkı olmasın zincirleriniz ve sayısı 4'ün katı kadar olmalı. Şimdi ben de 4'ün katı kadar numune uzunlukta zincir çekip geliyorum. Evet, ben zincirlerimi çektim. Sayısı 4'ün katı kadar. Şimdi başlıyorum modelimi kurmaya. Üzerine ip almadan tığımın geriye dönerek buradaki bir zinciri atlıyorum. En sondaki zinciri atlayıp ondan bir öncekine batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Sıramızı her zaman sık iğne yaparak başlayacağız. Bu sıraya başlarken de yine sık iğnemi yaptım. Üzerine ip aldığım tığımın bu alttan sayıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne batırarak bir trabzan yapıyorum. Aynı deliğe tekrar batırıp bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane trabzan yaptım yan yana. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Üzerine ip almadan tığımın yine aynı deliğe batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yani modelimizin temeli aslında bu. 2 trabzan, 2 zincir, 1 sık iğne. Aynı delikte. Tekrar ip aldım ve devam ediyorum. Yine alttan 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne batırıp trabzanımı yapıyorum. Aynı deliğe tekrar batırıyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Sonra 2 zincir. Üzerine ip almadan yine aynı deliğe batırıp sık iğnemi yapıyorum. Evet, şu şekilde devam ediyorum. İp aldım. Alttan 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncüsüne batırdım ve trabzanımı yaptım. Tekrar ip alıp aynı deliğe batırdım. Bir trabzan daha yaptım. Sonra 2 zincir. Üzerine ip almadan tekrar batırıp sık iğne yaptım. Böyle bu şekilde devam ederek sıranın sonuna kadar geliyor. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. En son yine 2 trabzan, 2 zincir ve sık iğne yaptım. Şimdi sırayı bitireceğim. Eğer verdiğim sayılara riayet ettiyseniz sonda 2 tane zincirinizin kalmış olması lazım. Bir zincir çekiyorum, ip aldım ve en sondaki zincire batırarak bir trabzan yapar gibi ip alıp çıkardım. Tığımda 3 tane ilmek var. İkisini örüyorum, ikisini tutuyorum tığımda. Çünkü burada renk değişikliği yapacağım. O yüzden yeni rengimi alıyorum. Evet, yeni rengimi aldım. Şu an 2 tane ilmek vardı tığımda. Ve bunları yeni rengimle kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu alttaki beyaz ipi biraz sıkıp keseceğim. Ve bu 2 tane ipi de birbirine bağlayacağım. Evet, ve böylece yeni rengime geçmiş oldum. Örgümü çeviriyorum. Dediğim gibi her sıraya sık iğne ile başlayacaktık. Şimdi yine sık iğne yapacağım. Bu en sonda yaptığım trabzanın üzerine hemen bir sık iğne yaparak sırayı başlattım. Tekrar ip aldım ve burada şöyle göstereyim. Bir alt sırada önce 2 tane trabzan yapıyorduk. Sonra 2 zincir ve bir sık iğne yapıyorduk. Dolayısıyla bu 2 zincirden oluşan bir boşluk oluşuyordu burada. Üzerine ip aldım ve bu boşluğa batırarak yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu 1, bu 2. 2 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi yine sık iğne ile bunu aşağıya bağlayacağım. Ama bağlarken bir farklılık yapıp burada bir boyut oluşturacağız. Üzerine ip almadan tığımın bu alttaki 2 tane trabzanımın ilkine şöyle alttan batırıp belinden kavrar gibi şöyle çıkartıyorum. İp alıp çıkardım ve sık iğne yaptım. Birkaç kere daha yapacağım bunu. Ve böylelikle burada bir boyut oluşmuş oldu. Tekrar ip aldım ve devam eden modele geçtim. Yine burada da bu aradaki 2 zincirden oluşan boşluğu buluyorum. Batırdım. İlk trabzanımı yaptım. Sonra ikincisini.
sonra 2 zincir, üzerine ip almadan bu 2 trabzanın bu tarafta olanını buluyorum. Tığım boşken bu boşluktan batırıp diğer 2 trabzanın arasından çıkarıyorum. Şöyle üstteki delik değil, bu trabzanı yakalıyorum şu şekilde ve ip alıp çıkardım buradan ve sık iğne yaptım. Bir kez daha yapalım. İp aldım. Buradaki boşluğa batırıp 2 tane trabzan yapıyorum önce. Şu şekilde 2 zincir. Sonra şimdi buradaki trabzanı belinden yakalayacağım ve öne doğru almış olacağım. Tığım boşken boşluktan batırdım. 2 trabzanın arasından çıkardım. Ve şu şekilde sık iğne yaptım. Böylelikle burada bir boyut oluşturmuş olduk. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Yine sık iğnemi yaptım. Şimdi sırayı bitireceğim. Bitirirken alt sırada yaptığımız gibi önce bir zincir çekiyoruz. İp alıp tığıma bu en baştaki sık iğneye batırıyorum. Ve trabzan yapar gibi ip alıp çıkardım. İkisini örüyorum. İkisini tutuyorum tığımda çünkü tekrar renk değişikliği yapacağım. Evet, yeni rengimi aldım. Şimdi bunu tekrar aynı şekilde 2 ilmeği örerek kapatıyorum ve yeni rengime geçmiş olduğum bir zincir çekerek bunu sabitledim. Bu alttaki pembe ipi önce sıkıştıracağım. Daha sonra kesip bu ikisini birbirine bağlayacağım. Evet, ve böylelikle renk geçişi yaptım. Tekrar dönüyorum ve yine aynı şekilde yine sık iğneyle başlayacağım. Hemen en sondaki trabzanın üzerine batırıp sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı şeyi yapacağım. 2 trabzan, 2 zincir ve 1 sık iğne yapacağım. İp aldım. Bu altta 2 zincirden oluşan boşluk vardı. Oraya batırıyorum. Önce 2 trabzan. Sonra 2 zincir. Ve yine aynı şekilde alt sırada yaptığım gibi buradaki 2 trabzanın boşluğa yakın olanını öne doğru çıkartacağım. Bunun için tığım boşken boşluğa batırıyorum ve buradaki 2 trabzanın arasından çıkartıyorum. Üstteki delikleri kullanmıyorum. Trabzanı belinden kavruyorum yani. Şu şekilde ip alıp çıkarttım. Ve sık iğne yaptım. Devam ediyorum. İp aldım. Sıradaki deliğe batırdım. Önce 2 trabzan, sonra 2 zincir, sonra buradaki 2 trabzanın boşluğa yakın olanını şöyle öne doğru çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Modelimizin mantığı bu. Hep 2 trabzan, sonra 2 zincir ve sonra bir alttaki trabzanı öne çıkaracak şekilde sık iğne ile bunu tutturuyorum. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Modelimizin mantığı bu. Ördükçe şöyle şekiller ortaya çıkıyor. Aynen buradaki gibi çok güzel şekiller ortaya çıkıyor. Arka tarafı da gayet güzel modelin. Arka tarafı da bu şekilde. İki taraflı da kullanılabilecek çok güzel bir model. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgilerimle.